Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yeni maceramdaki dünkü birinci bölümü izlemiştiniz. Bugün de arkadaşlar ikinci bölümü izliyorsunuz. Çok uzatmadan like'ları attıysak, yorumları da yaptıysak heyecanla beklenen bu bölüme geçelim arkadaşlar. O zaman Deniz Kızı Onlu Macerama geçelim. Bu arada arkadaşlar son kez size söyleyeyim. Ben gerçekten eskiden bir deniz kızı olmak istiyordum. Yani böyle bir isteğim vardı. Neyse hadi geçelim. Neyse ya, üzülmeyeyim daha fazla. Annem de üzülür şimdi. Bir de bana o sıkıntı yapar. Sen bu maceraların yüzünden sürekli strese giriyorsun. Hadi kalk psikiyatriye gidelim. Hadi kalk psikoloğa gidelim. Hayaller ve gerçekler var. Birileri bir şeyleri yaşamasalardı olmayan bir şeyi nasıl ortaya atabilirlerdi ki? Demek ki var ki adam böyle bir kitap yazmış. Ama kimse bunu algılayamıyor. İnsan bilmediği şeyi nasıl yazabilir? Nasıl oluşturabilir? Demek ki deniz kızları var bence. Neyse, en iyisi uyumak. Bilmiyorum, ben bir soğuk su alacağım sadece. Sıcak bayağı hava. Aynen, ben de buzlu bir kola alayım. Aynen, ben de buzlu bir kola alayım. Öf, ben de soda içeceğim. Bu arada midem çok bulanıyor. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Deniz çarptı sanırım. Aylen dostum, ne haber? İyi işte, çalışıyoruz. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Bir lavaboya gitmem lazım hemen. Bu neydi böyle? Birden midesi bulandı gitti. Deniz çarpar biliyorsun eskiden bu yana. Sanki ilk defa Deniz görüyor ya. Allah Allah. Yıllardır buralarda yaşıyoruz zaten. Aynen öyle, ama işte onu biraz etkiliyor. Yapacak bir şey yok. Aynen, bence de bayağı etkilendi. Neyse, bugün biz kampa gidiyoruz. Ne? Kampa mı gidiyorsunuz? Benim bunlarla ne haberim yok? Of kanka, sorun çıkarma ya. Kampa gideceğiz bugün kankamla. Bırak bir sal çocuğu. Bir kere de benle takılsın. Düşünmem lazım. Acaba seninle gitmesi doğru mu? Yoksa kızlar da mı gelecek oraya? Hayır, ne kızı be? Kız falan yok. İkimiz beraber gideceğiz. Pek inandırıcı olmadı. Ben de mi gelsem ki? Ya gelirsen gel. Ama orada biliyorsun, kamp yerinde bayağı böcekler falan var. Sen hiç hoşlanmazsın. Ay evet ya. En son sizle kampa gittiğimde bütün böcekler her yerimi sarmıştı. Asla gidemem ben. Hem çalışmam lazım. Sabah da erken kalkacağım. O yüzden bu hafta sonu tatilde değilim. Ne kadar kalacaksınız peki? Onu da Burak'a sor artık, yani ne kadar kalacağınızı. Bana sorma. Tamam, anlaşıldı. Arkadaşın hakkında bir şey söylemezmiş. Gelir birazdan. Herhalde tuvalete düşmüş olmalı. Gelemedi hala. Yok. Birazcık çok fazla yedi. O yüzden öyle oldu. Anladım. Nerede kaldın? Of, yani tuvalette ne yaptığımı da mı söyleyeceğim sana Esra? Tamam, bir şey demedik. Kampa gidiyormuşsunuz bugün. Evet, birazdan yola çıkmamız lazım hatta. Kalkalım bir an önce. Aynen kanka, bir an önce gitmeliyiz. Hadi kalkalım. Hadi o zaman dikkat edin. Ayılar falan sizi kapmasın. Bu iklimde ne ayısı Allah aşkına? Böyle bir şey olamaz. Aynen kanka, ne ayısı? Sen de erkek arkadaşın için olması gereken en kötüsünü düşünüyorsun. Olur ya, dikkat edin yine de siz. Görüşürüz, ben de bir içeri gireyim ki gideceğim. Tamam, hadi görüşürüz. Of ya, bugün kampa gitsek mi acaba? Hiç de canım istemiyor. Halsiz de gibiyim. Ya kanka, sözünden dönme. Gideceğiz dedik işte. Yaptık bir şey, gidelim bir an önce. İyi hadi gidelim o zaman. Botu ayarla sen. Tamam o zaman, ben botu ayarlayayım, gidelim.
Of kanka, buraya niye getirdin bizi ya? Issız ormana, Allah aşkına şuna korkuştuğuna bakar mısın? Ve dolunay da çok güzel gözüküyor gerçekten. Yani öyle düşünüyor olabilirsin ama bence güzel ortam feri. Birazdan çadırımızı da kurarız. Çok güzel mis gibi de bir mangal yaparız. Burada her şey harika olur. Neyse kanka, ondan önce ben bir tuvaletimi yapayım. Sonra da birazcık bir şeyler toplayayım, gelirim. Tamam kanka, acele et. Tamam kanka, anladım. Bu tarafta vardır herhalde rahat tuvaletimi yapacağım bir yer. Hem de biraz çalılıklardan bir şeyler toplarım. Onunla da ateşi yakarız. Güzel olur bence. Ya dağa doğru tırmanıyorum ama burada hiçbir şey yok. Ne kadar da rahat çıkılıyor. Burası neresi ya? Allah Allah. Benim burada ne işim var? Ne kadar çok yükseğe çıkmışım. İnanmıyorum. Harika gözüküyor her şey. Ama benim yükseklik korkum da var. Burası neresi ya? Aşağıda ne var böyle? Ne var ya bu aşağıya? Dolunayın ışığı da oraya vuruyor. Burada ne var? İnanmıyorum. Bu erkek de mi? Hem bir kuyruğu var. Evet, burada bir kapı var. Ben bu kapıyı nasıl geçtim? Burası neresi ya? Of, bu yaşadığım neydi acaba benim? İnanmıyorum. Bir an önce gideyim ya. Of, ne işim var zaten benim kampta? Kamptan nefret ederim. Of ya, inanılmaz başım ağrıyor. Bir şey oldu sanki bana. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Nerede kaldın? Geldim. Biraz tuhaf şeyler yaşadım. Nasıl tuhaf şeyler? Hatırlamıyorum tam olarak ama tuhaf şeyler. Saçma sapan bir yerden düştüm. Öf ya, halüsinasyon mu görüyorsun? Şu kamp hikayeleri çok dinliyorsun sen. Ne oldu? Ne yaşadın ki? Bilmiyorum. Sanki bir şeyler gördüm. Kuyruk mu vardı? Halüsinasyon görüyorsun. Saçma sapan konuşma. Of, bizi anlatıyor. Sanırım bizi hatırlayacak. Hayır, hatırlayamaz. Sihrin etkisiyle bizi göremedi ki. Belki de gördü. Adamın hem ayakları var hem kuyruğu oldu. Farkında mısın? İlk defa hem erkek bir denizde olan birini gördük. Kim konuşuyor orada? Kaç bizi görecek. Aynen, kaç. Balıktır ya. Ne bakıyorsun her okyanusta olana? Aynen balıktır. Sanırım benim kafam karıştı. Bir an önce şehire dönsek iyi olacak. Bence de sen iyi değilsin. Şehire dönelim. Gittiler mi ki acaba? Bence gittiler. Bizi göremezler zaten. Aynen. Eğer insanlara yakalanırsak çok kötü şeyler başımıza gelebilir. Ama o çocuğun gücünü de bir an önce almalıyız. Evet, bence de almalıyız bir an önce. Hadi gidelim buradan. Burası neresi? Ben neredeyim? Benim yaşadığım şehirde böyle bir yer yok ki. Dolunay, bu deniz. Bana hiç tanıdık gelmiyor. Bizim oradaki Brooklyn şehrindekine hiç benzemiyor. Dolunay var ve Dolunay'ın yönüne doğru gitmem söyleniyor sanki. İfadeler onu gösteriyor. Neler yaşıyorum ya? Şok durumdayım. Burası neresi ya? İnanmıyorum. Dolunay'ın yönüne doğru gidiyorum. Tam kitapta yazılan gibi. Her şey kitapta yazılan gibi. Burası kitapta çizilen resim. Evet, o şehir. Ve o gösterilen dağın en tepesindeyim. Ve bugün Dolunay. O delik. Yani bu deliğin içinde şimdi gerçekten deniz kızlarım var. İnanmıyorum. Ne olursa olsun atlayacağım. Ama bir şey olursa bana. Ama olmaz. Hayallerime yaklaştım. Acaba bu bir rüya mı? İnanmıyorum. Burası kerkten orası.
sırlarımızı sıra sıra herkes öğreniyor. Bu bizi sürüden attırmaya yeter. Eğer baş deniz kızı görürse bizi mahvedecek. O da bizi görmüyor ama. İnanmıyorum. Bir deniz kızı oldum. Deniz kızı. Hayallerimdeki gibi bir deniz kızı oldum. Ve o mağara. İşte burada o mağara. İnanmıyorum. Gerçekmiş. Evet, kesinlikle Dolunay'da gerçek. Her şey gerçek. Sizin isminiz ne? Bizi görüyor. Evet. Bizi görüyor kesinlikle. Evet, sizi görüyorum çünkü görebiliyorum. O yüzden görebiliyorum yani. Nasıl yani? Sen bizi göremezsin ki. Nasıl görüyorsun? Görebiliyorum çünkü kitaptaki bir sırrı biliyorum sizinle ilgili. Hangi sırrı? Bende sizde olan bir şey var. Daha doğrusu size ait bir şey var. Yıllar önce dedem çok profesyonel bir dalışçıymış. Ondan kalma sizle ilgili kitaplar var. Hatta size ait bir şey var bende. Neymiş o olan? İşte bu. Ay taşı yüzüğü. Ne? O sadece 200 yıllık deniz kızlarında olabilir. Yıllardır sende mi? Evet bende. Çok önemli bir şey mi? Evet. Tabii ki de önemli. Eğer onu eline alıp dilediysen eğer. Evet diledim. Neyi yani? Anlamadım. Eğer onu eline alıp bir dilek dilediysen o olursun. Ne? Ben onu elime alıp sonsuza kadar bir deniz yıldızı olmayı diledim. Bu bir felaket. Hemen gitmeliyiz. Yani ben şimdi hayallerimdeki deniz kızı oldum. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım bundan sonra bu maceralarda başımıza neler gelecek. Ben de gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'da hepinize koskocaman.